Arkadaşlar merhaba. Klasik otomobil sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz W124 Mercedes-Benz serisi. Daha önce de size bahsetmiştim 124 serisini Mercedes-Benz modelleri içinde biraz daha fazla konuşacağız diye. W124 serisi Türkiye'de Mercedes-Benz kullanıcılarının, daha doğrusu aracı gündelik kullanılan klasik araba meraklılarının çok daha fazla tercih ettiği bir model. Çünkü bu araçlar sağlamlığının ve rahatlığının yanı sıra parçalarının ucuz olması, tamirlerinin kolay olmasından dolayı çok fazla tercih edilmekte. Yani böyle işte bir koleksiyonel tarzı araçlardan değil de yani her gün binip işinize gidebileceğiniz uzun ömürlü, sağlam bir araç. Ama Mercedes-Benz bu konuda hatta şöyle söyleyeyim, Facebook'ta falan takip edenleriniz varsa işte ben kendi bile Facebook grubumda çok uzun süreler bunu deneyimledim. Yani binicilere buna o kadar çok W124'e o kadar çok güveniyorlar ki işte Mercedes bu aracı yaparken yanıldı. Bu aracın bozulacağını hiç hesaba katmadan üretti bu aracı. İşte hesaplanmış eskitme yapılmadan bu araçların parçaları yapılmış. İşte bu araçlar çok uzun ömürlü falan gibi şeyler duyacaksınız. Hatta bir yerde şöyle birkaç sefer böyle bir şey de duymuştum. İşte o kadar çok abartılıyor ki dünyanın sonunu hamam böcekleriyle W124'ler görecektir diye söyleyenler bile var. Şimdi benim bugün sizlere tanıtacağım araç yine bu W124 serisinin bu biraz evvel söylediğim şeyleri tasdik eden bir modeli. Bu araç 3 milyon 400 bin kilometre yol yapmış bir araç. Dediğim gibi yani W124 serisi tarihçesiyle olsun, diğer özellikleriyle olsun, blogumda olduğu gibi kanalımızda da çok fazla yer vereceğiz. Bu konuda sizin de yorumlar kısmından mutlaka beni yalnız bırakmayıp bu konudaki fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Tabii ki abone olmayı da unutmayınız. W124 serisi üzerinde mesela ilk geçen gün attım yine buraya son tarafa linkini koyarım. Mesela E1, E2 paket neydi? Bunları anlatmıştık. Ki böyle bir paket W124'te yoktur. Bundan bahsetmiştik. Bunun arkasından yine böyle az çok kilometreli araçlar olduğu gibi az kilometreli araçlarla da sizin karşınıza çıkacağım. Tarihçesini değineceğiz. Tarihçesini çok yine ayrı bir şekilde yapacağız. Daha çok üretim felsefesini falan konuşarak sohbet tadında bir tarihçe yapmayı düşünüyorum. Zira açıklama kısmına bırakacağım linkten şeyi görebilirsiniz. Aracın bütün teknik özelliklerini, rakamsal anlamda aklınıza gelen her şeyi oradan ulaşabileceksiniz. Bunun dışında işte ben çok fazla rehberlerini hazırladım. Bu rehberleri de size böyle YouTube'dan sunmayı düşünüyorum. Çünkü biraz bizim toplumumuzda okumaktan ziyade seyretmek biraz daha kolay geliyor. O yüzden buradan onları da sizlere ileteceğim. İşte döşeme kodlarıyla döşeme çeşitlerini, işte renklerini, hepsini Allah ömür verdikçe bunları size ulaştırmaya çalışacağım. Şimdi bu bahsettiğimiz araca gelelim. Bu araç, şöyle açayım,
size. Norveç'in Øygarden diye bir kasabasında yaşayan 86 yaşındaki bir amcamız diyeyim artık, büyüğümüz olduğu için. Taksici bir amcamız. 91 model ikinci seri bir W124 Mercedes'le, bu videoda görmüş olduğunuz, ticari taksicilik yapıyor. 91 yılından işte bu geçtiğimiz birkaç sene öncesine kadar bu arabayla sürekli taksicilik yapmış. Norveç'i biliyorsunuz kuzey ülkesi olduğu için çok karlı ve soğuk bir iklimi var. Aracın da halinden anlaşıldığı üzere araç hiç boyanmamış arkadaşlar. Tamamen orijinal boyasında. Gerçi boyadan da fazla bir eser kalmamış ama aracın yaklaşık yapmış olduğu mili söyleyeyim size. Mili olarak geçiyor orada. 2.112.000 mil yol yapmış araçla. 3.379.000 kilometreye tekabül ediyor. Yani 3.4 milyon kilometre yol yapmış bu araçla. Bu araç 91 model. İkinci seri 300 dizel. 6 silindirli. OM603 dediğimiz 912 koduyla üretilen 6 silindirli motorlardan. Benim de çok sevdiğim ve kullanma fırsatı bulduğum, araba alıp satımı yaptığım zamanlarda bir araç. Bu resim, bu aracın beygir gücü 113 beygir, 210 Nm de torku var. Diğer eski modellerle kıyasladığımız zaman biraz daha seri bir araç. Bu aracın şöyle söyleyeyim size. Eskiden dizeller 40 saniyeye kadar 0'dan 100'e ancak hızlanabiliyordu. Sonra 123 serisinde bu süre yarı yarıya 20 saniyeye düştü. 124 serisinde de neredeyse bu sürenin yine yarı yarıya düşüp mesela bu araçta 0'dan 100'e hızlanma 12.8 saniye. Bu araba turbo dizel olsaydı bu süre neredeyse 10 saniyeye yaklaşıyordu. Yani gördüğünüz gibi araç sürekli olarak tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte aracın hızlanması ve kullanım şekli daha da değişiyor. Bu araç dediğim gibi 603 OM603 koduyla üretilen motoru Mercedes-Benz'in birçok kasasında kullandığı, çeşitli versiyonlarıyla kullandığı bir motor. O konuda da ünlü bir motor, 603 motor. 6 silindir biraz tabii dizel mantığından, yakıt açısından biraz uzaklaşan bir araba. Yani ama keyifli bir araba. Yani 100 kilometrede ki yakıt şekli şehir içinde neredeyse 9-10 litrelere yaklaşabiliyor. Yani bu açıdan baktığınız zaman dizelin şeyini biraz daha, ekonomisini biraz göz ardı edebiliyor bu araç. Burada görmüş olduğunuz turbo dizel motorlar. Bence turbo dizeller biraz daha seri ama biraz daha bence daha masraflı motorlar. Turbo olduğu için. Aynı motoru burada görmüş olduğunuz 300 SDL modelinde turbosunda da kullandı Mercedes. Bu araçlarda 136 beygir ile 148 beygir arasındaydı. Burada mesela 350 SDL'yi görüyorsunuz. Daha sonra 300 SDL'si de var bunun. Bir de 140 kasada yine aynı 603 motoru kullandı Mercedes. 140 kasada da yine 300, burada görmüş olduğunuz 300 SD ve 350 turbo dizel modeliydi. Burada yani şunu da söylemek istiyorum.
Biraz geri döneyim şuradan bu kasalara, konusu açılmışken. Daha sonra 126 ve 140'larla ilgili videolar zaten çekeceğiz ama ben biraz bu dizel motorların S kasada çok uyum sağladığını düşünmüyorum. Yani uyum sağlayamayan bir şey gerçi Mercedes-Benz takmaz ama sanki biraz benzinlilerle kıyasladığınız zaman daha böyle dizel, tabii bu sıfır için konuşmuyorum, ikinci el için konuşuyorum. Daha böyle sorunlu araçlar gibi geliyordu bana. Yani ya da ben mi öyle şey yaptım? Bana yani ben mi hep bunlara denk geldim bilmiyorum ama yani 126 kasada da 140 kasada da yani dizel modellerinde genelde böyle hep sorun yaşandığını gördüm. Ha, buradan şunu çıkarmayın kesinlikle. Yani kronik bir sorunu var, bu araçların problemi var şeklinde değil. Ne bileyim, sanki bu lüks sınıfta bu teknoloji biraz geride kalmış gibi geldi bana. Mesela S350'nin bir ara ben de dizeline meraklanmıştım. Hatta almayı da düşündüm 140 kasada. Ama böyle o kadar çok gözümü korkuttular. Ya abi çok sorunludur, uğraşamazsın falan filan gibi. Yani böyle de bir anekdot olsun ama bunu tabii şey olarak da almayın. Yani böyle bir niyetiniz varsa gözümüzü de çok korkutmayın burada. Dediğim gibi bu taksici şeyin amcamız bu arabayla bu kadar çok fazla yol yapmış. 3,5 neredeyse 3,5 milyon kilometre yol yapmış. Ama bunun yanında da bu resimde gördüğünüz işte 210 kasanın 300 turbo dizelinden de 900 bin kilometre kullandığı ayrı bir aracı daha var. Yani nasıl bir yol yaptığını artık siz düşünün. Bunlarda da mesela bir 397'lerde falan vardı motorlar. 177 beygirdi yine 6 silindirli 300 dizellerde. Yani W210 serisini işleyeceğimiz videolarda yine ayrıca değiniriz. Kısa ömürleri kısa diyenlere de en azından bir referans olmuş olur. 900 bin kilometre 210 kasa araçla yol yapmış. W124'ün ile ilgili videolar devam edecek. Kanalımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız ve paylaşıp beğenmeyi unutmayınız. Kalın sağlıcakla.